Orhan'ın da oradaki görüşlerini, duygularını dinlemek bizim için çok kıymetli gerçekten. Dediğin gibi Türkiye'nin olması gereken gündemi, hani deprem diyorsun ya, ama şu an bakıyoruz depremden, şöyle bir şey dedin, depremden birkaç hafta geçtiği zaman hemen aday konusunu konuşmaya başlıyoruz. İşte şu an mesela kaç ay geçti? 2 ayı geçkin bir süre oldu. Hemen tamamen neredeyse gündemimiz şey oldu, siyaset oldu tekrar diyebiliriz. Şimdi bu aslında bizim gündemimiz deprem olması gerekiyor diyoruz ama ben şunu da normal buluyorum. Türkiye'de herkesin gündemi de aslında siyaset oldu. Siyaset olmak zorunda oldu. Çünkü baktığınız zaman Türkiye'de gerçekten 20 yıldır neredeyse bunun çok büyük bir çoğunluğunda bütün gücü elinde bulunduran bir iktidar var. Yani bu Türkiye'de aslında yaşanan bütün aksaklıkların, yanlışlıkların, eksikliklerin tamamen sorumlusu yani sen, siz veya biz değiliz. Burada gerçekten tam gücüyle burada oturan iktidar ve iktidar sahipleri. Ve burada şunu da görüyoruz. Bu iktidar sahipleri burada gücü paylaşmada, sorumluluğu paylaşmada da çok şeyler. Nasıl diyelim? Benciller mi desek? Yani bütün işi ben yaparım, ben bilirim, bunu ben hallederim şeklinde halka güven pompalayarak ve 20 şekilde 20 senedir Türkiye'yi bu hale getirmiş, bu duruma getirmiş bir iktidar var. Şimdi baktığınız zaman da deprem de öyle bir şey oldu ki insanların yüzüne bütün bu eksiklikleri, işte bütün bu kurumlardaki eksiklikleri ve yetersizlikleri gözümüze vuran, kuralsızlıkları, kural dinlemezlikleri yüzümüze vuran bir afet oldu. Ve çok büyük ölümler gerçekleşti. Yani imar affı, yanlış kentsel dönüşüm politikaları, bunların hesabını buna dahil edebiliriz. Sayısız yani, sayısız. Saymakla Yani bitiremeyiz. kapalı kapılar ardında atan imzalar. Yani dönemin bakanı Mehmet Şimşek'e soruluyor ya, 99 depreminden sonra özel iletişim vergisi alınıyor, değil mi? Evet. Bu vergiler nereye gitti? Duplu yollara gitti diyor. Yani normal şartlar altında, hukuk devletinde, değil mi? Bunu söyleyen bir bakanın, değil mi? Yani çok ciddi bir problem yaşaması gerekiyor. Yani bunu Evet. söyleyen bir hükümetin aslında, değil mi? Ama ne yazık ki dediğiniz gibi, hani ben söylüyorum, belki ben orada hani biraz da hani duygusal yaklaşarak hani siyasete yönel diyorum, ama sen de hani orada haklı olarak diyorsun ki hani biraz da hani zorunlu olarak Ya buna ben yöneldi, ama ben bunu halk açısından kabul ediyorum. Ama işte ben onu aslında hani siyasetin hani gündemin değiştirmesine yönelik eleştirim halka değil. Halkın orada zaten duyarlılığı, sivil inisiyatifin orada müdahalesi çok ciddi bir kaybı engelledi. Benim öyle. orada siyasetin gündemi değiştirmesinden kastım Sayın Mumcuoğlu daha çok şeye yöneltilmiş, hani siyasilere yöneltilmiş bir tepkiydi orada. Onu da ifade O edeyim. Dediğiniz şekilde. şey çok, yoksa Ama çok doğru, yani onu da açmanız iyi oldu. Hani orada bizim hem gösterdiğim gündemin değişmesi tepkisi halka değil, sivil inisiyatife değil, orada siyasilere karşı bir tepkiydi. tabii Onu ki. da Yani vurgulamış olalım. siyasiler bu Teşekkür şekilde ederim ama hatırlattığınız için. halkta da gerçekten bir siyasete, şu an mesela gerçekten politize olmuş bir toplum olduğunu görebilirsiniz. Bu dediğim gibi o kadar uzun süredir iktidarı ve bütün gücü elinde bulunduran bir yönetim var ki ve bir başkanlık sistemine geçilmiş. Bütün neredeyse yetki tek bir kişinin elinde toplanmış. Yani bu aslında o kişiye de azap gibi bir şey. Çünkü sen her şeyi tek bir kişiye, hani bir yerde yangın oluyor, işte Sayın Cumhurbaşkanımıza sorduk da geldik tarzında yani onun şeyiyle geldik falan. Yani bu şekilde bir insanın her şeye yetişme imkanı da yok. Burada Türkiye'nin kurumsal yapısının gitgide zayıfladığını gördük ve öyle bir şey oldu ki her yerde şimdi halk gerçekten depremde çok müthiş bir fedakarlık yaptı. Çok büyük bir nasıl diyelim? Gerçekten orada büyük bir sorumluluk yüklenerek orada yapılması gereken her şeyi halk elinden gelen her şeyi yaptı. Normalde Ama yöneticilerin yapması gereken, alması gereken bir şunu da sorumluluğu gördük. aslında halk aldı, sivil Halk inisiyatif aldı. aldı ve bunu tamam işte organizasyonsuz bir şekilde, daha doğrusu sosyal medyadan organize olarak, aslında organizasyon konusunda bile çok kuvvetli bir şekilde farklı derneklerin, işte sosyal medya ünlülerinin öne çıkarak bu organizasyonu da oluşturdukları, işte Twitter'daki o sohbet odalarıyla, yani canlı bir şekilde organizasyonuna kadar halkın bunu yapmaya çalıştığını gördük. Ama burada bir de neyi gördük? Halk bu kadar seferber olduğu halde yetersiz kaldı. Yani halkın, bireylerin bir şeyleri çözmekte oradaki o büyüklükte bir enkaz, çok daha küçük bir enkaz bile olsaydı, çok daha küçük bir afet bile olsa, hani yüzyılın afeti diyorlar ya, yüzyılın afeti oldu ama şöyle bir şey de oldu. İnsanlar yetersiz kaldı. Çünkü insanların yüzyılın afeti olmasaydı bile böyle bir şey bireysel olarak yetmeleri mümkün değil. Hatta zaten yetmeleri gerekmiyor da. Yani bunu yapması gereken kurum devlettir. Hani devlet neden var diye sorduğunuz zaman aslında devlet bu yüzden var. Yani orada bir afet olduğu zaman oradaki halka sahip çıkması için, oradaki insanlara el uzatması için, onları o enkazdan daha olmadan önce kurtarması için. Şimdi mesela geçen sosyal medyada bir tane görüntü gördüm.
Şimdi bir tane diyor ki adam, şimdi bir siyasi parti savunması olarak bunu görmeyin. Hı. Diyor ki işte hangi partiye oy vereceksiniz? Adam diyor ki ben diyor ölsem diyor şu partiye oy vermem. Tam iktidar partisinin dışında bir parti. Ölsem diyor şu partiye oy vermem. Neden vermezsiniz diye soruyorlar. Diyor ki benim diyor binamı yıktı. Benim binamı yıktı onlar diyor. Ben onlara hayatta oy vermem. Spiker de çok bir şey diyemiyor. Ne yapacağını şaşırıyor falan. Aslında adama şunu demek lazım. Yani yıkmasalardı da senin çoluğun çocuğun o binanın altında mı kalsaydı? Yani diyor ki kaçak yapmıştım. Benim binamı yıktı belediye diyor. Ama şu da var. Hani bu aynı zamanda bu siyasiler tarafından seçim vaadi olarak söyleniyordu biliyorsunuz. İmar hakları. Hani bunu bu arada sadece iktidar partisi yapmıyordu bunu. Onu da söyleyelim. Yani bahsettiğin az tepki gösterdiğim siyaset anlayışı, zihniyet anlayışı var ya. Hani bunun müntesibi sadece tek bir oluşum değil. Birden fazla oluşum yıllardan beri dediğin gibi ülkeyi politize ederek insanları belki hani dediğin gibi çoluğunun çocuğunun enkaz altında kalması pahasına belki hani bunu düşünemeyecek hale getiren hani öyle bir ekonomik açıdan yani, öyle bir dar boğaza sokan bu zihniyet aslında düşündüğün zaman abi senin söylediğin hani dedin ya halkın politize olması. Evet. Hani baktığımız zaman sen nasıl bilim insanısın? Bilimi diyoruz yani Naci Görürler, işte birçok yer bilimcimiz yıllardan beri söylüyordu. Karl Marx, hatta 2020 yılında Naci Görür'ün Karl Marx merkezi depremle alakalı tespitleri var. Doğrudan halkı uyardığı tespitler var. Aynı zamanda Orhan bana yayınlayıcı hatırlatmıştı. İcmal Dergisi'nin Mart sayısında bu Murat Çavaş, Sayın Çavaş, Yeni Mesajcı Gazetesi'nin yazarı AFAD'ın Hatay raporunu aktarmış. Onu da belki biraz sonra okuruz. Mart AFAD'ın Hatay raporunda yani Hatay'da büyük bir depremin olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, zeminin alüvyonlu topraklardan oluştuğunu, bunun da deprem riskini arttırdığını ifade eden AFAD raporları var. Şimdi bütün bunlara rağmen biz bilime niye kulak vermiyoruz? Biz neden hani Profesör Tahir Başbey'in sadece aslında hani depremde evi yıkan vatandaşlara değil, o bölgede aslında tüm vatandaşlarımıza ev sahibi yapacak bir sosyal devlet projesi vardı biliyorsunuz. Bakın sosyal devlet, milli devlet sayfa 195'te Haydar Başbey milli devlette barınma ve gıda bahsinde o bölgede bütün vatandaşlarımızı nasıl ev sahibi yapacağını hem iktisadi bakış açısını ortaya koyuyor. O bölge öyle bir imar ediyor ki milli eko modelinin temel mekanizmaları gereği o bölgede yapılan inşaat ekonomiyi canlandırıyor. Neden? Çünkü bu maliyetli parayla yapılmıyor. Milli eko modelinin kurallarıyla, emisyon hacmin genişletmesiyle yapılıyor. Ve gene Haydar Başbey'in çok ünlü biliyorsunuz bir söylemi vardır. Çimento bizim, işçi bizim, bütün kaynaklar bizim. Neden biz bunu dışarı yaptırıyoruz? Hani biliyorsunuz orada. Yani ülkenin kendi kaynaklarıyla, kendi kendine yeter hale gelmesiyle, bilime kulak vermesiyle, ARGE politikalarıyla, bilimi öncülemesiyle aslında biz o bölgede hem bugünden sonra o bölgeyi tekrar imar edebiliriz, o bölgeyi tekrar inşa edebiliriz. Hem dediğim gibi abi çok önemli söylediğim, hani hem o vatandaşımızı, değil mi? O vatandaşımızı o hale getirecek, o derece politize edecek aslında bir sistemi de değiştirebiliriz komple ve belki de bütün bunları yapsaydık ki belki de değil öyle, bu denli ağır bir felaket yaşamayacaktık. Felaketin boyutları bu denli ağır olmayacaktı. Aynen öyle. Şimdi konuyu da çok farklı bir yere getirdin aslında. Çok farklı bir yere çektin. Hı. Mesela Atatürk'ün de baktığımız zaman işte hayatındayken yaptığı mesela şehir planları var. Hı. Yani şehrin nasıl yapılacağını işte yuvarlak bir şekilde bu hani bu daha sonra Belçika'da mı uygulanmış? Avrupa'da bir şehirde direkt Atatürk'ün modelini uygulamışlar. Yani Atatürk mesela şehrin planlamasına kadar nasıl yapılacağını modellemiş ve bağımsız bir ekonomi kurmak için o Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra çok büyük bir mücadele vermiş. Kesinlikle. Dediğin gibi bu bağımsız ekonominin ortaya konmasında ve bunun yerli kaynaklarla yapılmasında da Profesör Doktor Haydar Baş'ın milli ekonomi modeli gerçekten hem eşsiz hem de ihtiyaç olan, yani alternatifi olmayan bir çözüm. Şimdi dünyada da baktığım zaman alternatifi yok. Ben bu deminki vatandaş örneğini neden verdim? Hani dedim ya işte şu partiye hiçbir zaman oy vermem diyor. Neden diyorlar? Bina yapmıştım, binamı yıktı. Neydi? Binam kaçaktı. Kendisi itiraf ediyor. Kaçak binamı yıktı. Diyorlar ya neden yıktı? Adam da diyor ki bölgede bir sürü kaçak bina vardı, benimkini yıktı. Yani şimdi bir şahsa baktığınız zaman aslında bu kişiyi de ne kadar suçlamak lazım onu da bilmiyorum. Çünkü bu adam belki kıt kanaat biriktirdikleri parayla burada kaçak bir bina yapmış. Yapamaması lazımdı. Denetlenmesi lazımdı. Hatta bu insanın çok daha büyük imkanlara sahip olması gerekiyordu. Ama bu adam bunu şimdi bir insana bıraktığınız zaman bu işi, bireylere bıraktığınız zaman adam orada benim kaçak yapımı yıktınız diye belki o belediyeye düşman oluyor. Devlet yıksaydı devlete düşman olacaktı. Halbuki ne kadar yanlış bir bakış açısı. Çünkü o insanın orada çoluğu, çocuğu, kendisi ölebilirdi bir deprem anında, vefat edebilirdi. Bunun önemini yani halk, bireylerin siz bu şekilde bıraktığınız zaman bireylerin bunun önemini görme ihtimali yok.
Burada da aslında görev devlete düşüyor. Bu ekonomik bağımsızlığı, hani ekonomik bağımsızlığı ortaya koyup buradaki kalkınmayı ortaya koyacak şekilde hem toplumu güçlendirmesi maddi olarak hem de bilinçlendirmesi gerekiyor. Yani bir eğitim politikasının olması gerekiyor devletin. Yani bunların tamamen yoksun olduğu bir yerde mantıklar o kadar çarpık ki benim binamı yıktılar, onunkini yıkmadılar. Belki yarın senin çocukların orada kurtulacak, onun çocukları vefat edecek. Yani bunların hepsi sorunlu. Yani burada aslında deprem, hani şunu diyorum ya, insanların gündemi bir anda siyaset oldu. Ben şunu normal görüyorum. Çünkü bu işleri çözmenin gerçekten yolu siyasetten geçiyor kardeşim. Yani sen burada istediğin kadar para topla, istediğin kadar işte kendimizi yırtalım. Yani bu aslında önemli bir program yapıyoruz. Bunu aşağılamak için demiyorum ama her ne kadar biz burada çabalasak da bu iş siyaseti düzeltmeden bu sorunlar çözülemeyecek boyutta çözülür. Ya kesinlikle sorunlar. Öyle. Biz aslında aynı şeyi söylüyoruz. Onu ifade edelim. Hani bu Türkiye'nin asıl gündemi deprem derken ben orada aslında bahsettim ya, milli ekonomi modelinin bütün çözümleri ihtiva eden bir öğreti taşıyor. Hı hı. Aynı şekilde bugün bağımsız Türkiye Partisi'nin sadece parti programı olan milli ekonomi modeli nasıl uygulanacak? Yani bir siyasi iktidarla uygulanacak değil mi? Bu bağımsız Türkiye Partisi'nin parti programında tabii ki de siyasetten geçiyor. Burada aslında hani orada söylediğimiz hani yıllardan beri ülkenin rant derdine düştü, oy derdine düştü değil mi? Hani inşaat orada neden hani belli inşaat şirketleri belli çok ciddi bir nem alanda bu süreç içerisinde, son 20 yıllık süreç içerisinde neden bir rant var, bir oy derdi var, bir burada insanların hani belli grubun sürekli zengin olması süreci var. Ülkenin gelir damlalarıyla sizi oluşturan aslında çarpık zihniyet, liberal kapitalist zihniyetin yani küçük bir uygulaması var burada. Ama işte diyorum bütün bunları düzeltmenin tabii ki de yolu bahsettiğin gibi abi eğitim fonksiyonunu da önceleyen, değil mi? Vatandaşın hani eğitimini de önceleyen, hani Hüseyin Başbey diyor ya en önemli problemimiz eğitim diyor bence. Evet. Yani. Ona soruyorlar işte hangi problemi ilk çözmek lazım. O da diyor ki eğitimi çözmeden aslında hiç problemi çözmenin evet, yolu neden? Yok. Çünkü eğitimi önceleyince bakın yani şu çok önemli. Bu insan sağlam binayı talep edecek eğitimi görememiş. Şu çok aynı önemli. İnsan doğru düzgün bir ekonomik geliri olması gerektiğini talep eden eğitimi görememiş. Ya adama diyorlar ki aç kalsam, susuz kalsam işte Amerika'yı başa geçirtmem. Ya kardeşim bu gidip öbürü gelince Amerika mı başa gelecek? Yani burada gerçekten hani eğitimi çözmeden bu insan sağlıklı bina talep edemiyor. Eğitimi çözmeden bu insan işte gidip doğru bir ekonomi talep edemiyor. Yani insanların bilinçleri oluşamıyor. Yani orada gerçekten Hüseyin Baş'ın verdiği bu ülkede eğitim çözülmeden hiçbir şey çözülmez. Ya bahsettiğin işte bu işin yolu siyasetten geçiyor değil mi aslında? Evet. Siyasette de eğitimli insanların olmasından geçiyor değil mi? Yani bahsettiğim eğitim insanlarından kastım hem seçmen kitlesinin eğitimli olması bu çok önemli. Bir de siyasilerin bu noktada eğitimli olması. Ya her bir insan bir seçmendir aslında. Kesinlikle. Tüm toplumun eğitim seviyesinin acil bir şekilde yani bundan 20 sene önce biz daha doğrusu ben mesela okurken işte lise eğitimini falan o zamanki çok iyi bir lisede okuduğum halde beğenmezdik. Şimdi bakıyorum şimdiki çocukların hali bizden 20 kat kötü.